Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Siz de fark etmişsinizdir. 55.100 oldu. 55.300'e tekrar geri çıktı. İnişler çıkışlar. Yani kanalda bir sıkıntı var çözemiyoruz. O yüzden de geçmişteki bütün videoları herkese açık şekilde paylaştım arkadaşlar. Bilin istedim hani zamanda üyelere özel bunlar paylaşıldı gibisinden. Burada kimse yanlış anlamasın. Sadece destek bekliyoruz. Çünkü mazinde bir tarih yatar diyorsak. E, mazindeki tarihi ortaya çıkarmak hepimizin görevi. Yani taraftar olarak kanalımıza da desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Milli maç öncesi kulübümüz Medikana Sağlık Grubu arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımının forma sırt sponsorluğu için anlaşma sağlamış. Hayır da Hüma Hastanesi dururken yani Medikana kim ya? Yani Kayseri Özel Mu Hastanesi dururken haksız mıyım arkadaşlar ya? Yani sponsor'a dikkat etmek lazım. Mesela golvar.com varken, Kayseri Özel Ümü Hastanesi varken yani sponsor'a dikkat etmesi lazım. UEFA'nın resmi web sitesinde Fenerbahçe'miz için övgü dolu kelimeler kullanıldı. Türkiye Ligi'nin lideri. Doğru. Fenerbahçe kendisi sahasında Nürnland'dan fark yiyen Ludogoresk'e karşı 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Böyle de kazlamasak daha iyi de. Kazanma zihniyeti Fenerbahçe'ye iyi hizmet ediyor. Bu sezon Avrupa'da ve ligde oynadığı 16 maçta kazanan Fenerbahçe hem konferans liginde hem de süper ligde liderliğini sürdürüyor. Oynadığı göze hoş gelen futbola keyif veren Fenerbahçe ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla oluşan ve kalesinde en az gol pozisyonu veren takım konumunda demiş. Ay Allah razı olsun. Alexander Jikuyu sordunuz arkadaşlar. 12 numarada benimle aynı bilgilendirmeyi yapmış. Alexander Ciku'nun ciddi bir durumu bulunmuyor. Riski edilmemek adına Gana Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı diyor. Ee, Hocam iyi de bak e, Galatasaraylı oyuncu mesela milli takımdan Abdülkerim görümcesinin günü var diye çıktı. Onu eleştiriyoruz. Bunu da eleştirmeyelim mi? Arkadaşlar Bu arkadaşımızın hafif sakatlığı var. Yani ilk maça çıkamayacak. İlk maça çıkarsa sakatlık uzayabilir. Hal böyleyken, risk böyleyken adam da diyor ki ben ilk maçta yararlanmayacak. ikinci maçta yararlanmam. Git o zaman iyileş diyor. Bunlar oradaki kontroller sonrasında oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ora izin verdiği için geliyor. Kimkinin görümcesinin bir şey olduğu için değil. Malum camia yani onlarla ilgili örnek vermeyin arkadaşlar. Çünkü malum camiada Kaos Hakim 12 numaranın verdiği bilgilere dayandırdığım habere göre daha az verilen teklif kabul edilmiş. Varan 1 e, kaynak Sözcü gazetesi özür dilerim. Varan 1. Sezon başında Nike ile olan sözleşmesi sona erecek olan malum camiaya Puma ve Adidas teklif verdi. Bakın şimdi. Burada ben size bir şey söyleyeyim. Mustafa hocanızın size verdiği bir duyum vardı. Puma ile sözleşmemiz sürüyor. Ancak Adidas çok güzel bir teklifte bulundu. Ee, biz bu sezon bitiminde Puma ile yine devam edeceğiz. Ama Adidas'ın verdiği teklif çok daha iyi demiştim. Bunu hatırlatırım. Şimdi Galatasaray'da iki tane e, teklif veriliyor. Başkan Dursun Özbek. Dursun Özbek'in içinde yer aldığı sportif aşe Puma'dan yana görüş bildiriyor. Başında Cemal Özgörkey'in bulunduğu mağazacılık aşe ise Adidas'a yöneliyor. Şimdi bir kulüp işletsek aklı başındaki herkes daha yüksek para vereni tercih eder. Varan 3 fikir ayrılığı sonrası Özbek müdahale etmek istedi. Kendisini mağazacılık aşe'nin başına atadı. İddialara göre Dursun Özbek Cemal Özgörkey arasındaki krizin Diğer nedeni teklif edilen rakamlarda Adidas'ın teklifi Puma'nın önerdiğinden yıllık 2.1 milyon euro daha yüksekti. Varan 5, 5 yıllık anlaşma karşılığı fark 10 milyon euroya geçiyordu. Yani 10.5 milyon euro yapıyor. Varan 6, Dursun Özbek, Cemal Özgürkey ve ekibinin Puma'nın teklifini onaylamakta gecikmesine kızmış. İmza için ne bekliyorsunuz diye çıkışmış ve Özgürke'nin arada ciddi fark var. Neden daha az bir teklifi kabul edelim karşılığıyla kriz tırmandı diyor. Son olarak da Varan Yedi Özgür işlerin uzamasının malum camiaya zarar vereceği düşüncesiyle görevi bırakma kararı aldı. Yakın mesai arkadaşlarına işleri iyi giderken kötü adam biz olmayalım. Görevi bırakalım. Başkan anlaşabileceği isimlerle süreci yönetsin. Didi diyor Sözcü Gazetesi'nin haberi. Şimdi aslına bakarsanız Galatasaray'ın çoktan karışması lazımdı ama sağ olsun hakemlerimiz, sağ olsun Galatasaray'ın rakiplerinin e, hani yatma vari çıkardığı kadrolar işte biz ön, ön, bir sonraki maçı düşünüyoruz. O yüzden bu maça yedek kadromuz da çıktık. As futbolcuları Ankara'da bıraktık demesi falan sağ olsun. Çünkü Nelson'u satmadan Sanchez alındı. Davinson Sanchez. Türk kuralı var. Mecbur 3 tane Türk oynatacaksın. E, Kerem Aktürkoğlu'nun mevkisine daha alındı. Her ne kadar da yeteneksiz şöyle böyle kronik bronik deseler de alındı mı alındı. Aynı anda hem Tete hem Hakim Ziyek alındı. orada zan yola vardı. Barış Alper Yılmaz da vardı. Yunus Akgün de vardı. Bereket oku Yunus Akbin zan yolu'yu kiralık çıkarabildiler elden. Yoksa daha daha büyük kriz olacak. Yani <laughs> bu hamleleri oyunda yapsanız menajer oyununda hep herhalde sizi kovarlar. O kadar isim alınmaması lazım. Öte yandan Napoli'nin yeni elması Ferdi Kadıoğlu haberiyle de Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu da değerlendirelim. Şimdi Fenerbahçe'deki performansıyla Ferdi Kadıoğlu birçok Avrupa takımının gözüne girdi mi? Girdi. Girmek ne kelime? Uçtu gitti. Ve birçok Avrupa takımının listesini aldığı takımlar arasında en ciddi takım Napoli. Napoli aslında diğer takımlara göre çok daha adım önde ve çok daha dikkatli izliyorlar. Elif Elmas ve Kim Minji'den dolayı Fenerbahçe'nin ilişkileri zaten yükseldiler ama bu sefer taşların ne şekilde oynanacağını biliyorlar. Bu arada Elif Elmas'ın olası bon servisli transferinde Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bon servis bonusu geleceğini hatırlatırım arkadaşlar. Şimdi Ferdi'ne ilgili şunu kısaca belirteyim. Napoli çok ama çok ciddi. Ben bu kadar söyleyeyim. Detayına giremem. Napoli çok ciddi arkadaşlar. Ve sezon bitene kadar scoutlarını gönderecekler. Bizim açık ve net Cümlemiz şu 30 milyon eurodan aşağı satmak istemiyoruz. Satmayacağız diye. Sezon sonunda bu rakam 40'a mı çıkar? 35'e mi çıkar? Bakalım. Chimanski'nin menajeri 30-40 milyon euro az diyor. Şimdi ben bazen kendi öğrencilerimi değerlendirirken hep şunu söylerim. Tamam bana göre çok iyi gidiyor. Tamam bana göre çocukların durumu çok iyi ama bir de bunları Türkiye geneli bir şeye sokalım. Deneme sınavına sokalım. Bakalım bana göre mi iyi, gerçekten mi iyi? ben dev aynasında görüp, bizim gençliğimize böyle olurdu. Beden hocası gelirdi, alın olan erkekler top oynayın, deforun. Kızlar gelin 3-5 muhabbet edelim, şurada oynayın bir şeyler yapın. O kral bedenci be derdik. Başka bir bedenci bir de bize uzun atlama, sırık atma, gülle atma, çekiç atma hepsini gösterdi. Tek 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 hepsini uyguladı. Bizim arkadaşlar diyor ki ulan ne gerek var bizi niye bu kadar yoruyoruz hangi milli sporcu mu olacağız diyordu. İşte aradaki fark bu. Mesela ben kendi öğretmenim için de aynısını söylüyorum. Burası için de aynısını söylüyorum. Biz acaba dev aynasında mı görüyoruz? Bana göre Şimanski 40 milyon euro eder. Hocam sen futboldan anlamıyorsun. Bak herkes Atilla Salah'ı 20 çekerken ben dedim ki edeceği 8. 8 bile zor. O da milli takım kariyerinden dolayı 8 diye. 12'ye gitti. Ben bayram ettim. Kendi kalesine falan gol atmaya başladı. Millet bana niye sevindin demeyi bıraktı. Şimdi aynı Şimanski için söylüyorum. Şimdi Şimanski'nin menajeri Marius Piekarski Polonya basında açıklamalarda bulunmuş. Ben dedikodularla uğraşmam. Gerçekler üzerinden hareket etmeyi tercih ederim. Bu gerçeklerde Şimanski'nin yeni kulübünün henüz 3. ayında olması ve tüm Fenerbahçelerin Şimanski için deli olması demiş. Sadece Fenerbahçeler mi? Galatasaraylılar da deli oluyor. Benim tanıdığım Galatasaraylı arkadaşlarım şöyle yapıyor. Ah be! Beşiktaş'ta arkadaşlarım ve ah be, Tadiç falan yapmaya başladı. Bu hareketi anlamıyorum. Ellerinin içinde bir şey var. İçine çekiyorlar herhalde. Yani herhalde dumanı çıkan bir şey çekiyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi Şimanski Fenerbahçe'de başarılı olmak. Şampiyonlar Ligi'nde katılmak istiyor. orta Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı ama Fenerbahçe ile başarabilir. Kulüp için bir numaralı hedef Türkiye Şampiyonluğu'nu yeniden kazanmak bu nedenle Avrupa maçlarında Şimanski'de dahil olmak üzere bazı oyuncular zaman zaman yedek kalabiliyor. Bak menajerinin futbol anlayışı. Hani biz dev aynasında mı görüyoruz? Yoksa biz gerçeklere konuşuyoruz. Menajeri de aynısını söylüyor. Bakalım. Fenerbahçe'nin bugün Şimanski'den 30-40 milyon euro para kazanabileceği söyleniyor. Ama bence şu anda Şimanski paha biçilemez bir futbolcu diyor. Şimanski'yi ziyaret etmek için geçenlerde İstanbul'a gittim huzur içinde konuşabilmek için bir yat kiraladım. Bir restoranda oturup konuşamıyoruz. İmkansız. Galatasaraylı taraftarlar bile Sebastian Şimanski ile fotoğraf çektiriyor demiş. Tam durduk yere sucukçular şeyci falan ilan eder bunları yapmayın ya. Şimanski'nin transferi şu ana kadar yaptığım en zor transferdi. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum ama iki haftadan uzun bir süre boyunca stres altındaydım. 3 kulüp vardı. Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe. Bir telefon görüşmesi diğerini tetikledi. İstanbul'dan iki büyük kulüp Şimanski için kıyasaya rekabet ediyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe. Ruslar acımasızdı. Çok sıkı pazarlık yaptılar ve fiyatı hiç düşürmediler. Sebastian için en önemlisi bonservisiyle birlikte transferdi. Sonunda Rusya'dan ayrıldı ki bunu çok istiyordu. İç huzuruna yeniden kavuştu. İngiliz ve Almanlarla görüştük. Birkaç yıldır süreklileriye doğru adım atıyor. Şu ana kadarki kulüp seçimlerimiz çok iyiydi. Şimanski'nin özelliği yeteneklerine çok güçlü bir şekilde inanması rekabetin hiç korkmaması. Bu yüzden her zaman ilk 11'de kendine yer buldu. İlk olarak Dinamo Moskova'da savaştan öncesini düşünürsek bu çok iyi bir transferdi. Şimanski güçlü bir transferdi. Daha ikinci sezonda Dinamo Moskova'nın patronları Şimanski'ye çok büyük bir zam yaptılar. Daha sonra Feyenoord. Almanya'dan İngiltere'den kulüplerle görüştük ama en çok Feyenoord'a inandık. Haklı çıktık. Hollanda şampiyonluğu kazandı ve bireysel olarak çok iyi iş çıkardı. Feyenoord'da 10 numara olarak oynatıldı ve çok iyi iş çıkardı. Olur mu lan? Serdar Ali Çelikler 8-6 oynadı diyor. Sen Serdar Ali'den iyi mi bileceksin? Cahil menajer. Fenerbahçe bu sezon çok iyi transferler yaptı. Tadic, Ceko, Ciko, Bekao, Fred bu sonuçlara da yansıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadıkları 16 maçı da kazandılar. Bir şey söyleyeceğim. Tadic, Ceko, hadi geçtim. Bekao, Fred. Bu dördünü geride bıraktığımız 5 sezon var ya Ali Koçlu 5 sezon. Bu dördünü beş sezona kopi pasta yap. Hepsine yapmıştır. Bu kadar hakem kollamalarına rağmen, offside mısırlara rağmen en az iki tane daha şampiyonluk çıkardı. En, yani inşallah bu sezona bitti. Üç şampiyonluk çıkmış olacaktı. Haksız mıyım? Yani o Falette'yi falan aldığımız dönem Beka'yı cuk diye bir oturt. Tavunmaya cuk diye oturt. Kanada Tadici koy. Bir şey söyleyeceğim. Beş sene önce de Tadici 29 yaşında koy. Ceko'yu da 32 yaşında koy çok başka bir evrende başka bir hani var ya başka bir evrende başka bir halinde diye Tam o şarkı oturur. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadıkları 16 maçı da kazandılar. Devasa bir seri Türkiye şampiyonluğuna gidiyorlar ve Sebastian harika bir esir istatistikleri ekliyor. Daha da önemlisi takım savunması için çok çalışıyor. Hem her teknik direktör takım için çok çalışır ama aynı zamanda gol ve asist yapan bir oyuncuyu her zaman takdir edecektir. Buradan almamız gereken sonuç şu. perde en az 30, Shimanski en az 30-40 milyon euro civarında bir düşünceye sahibiz. İki futbolcudan 70 milyon euro ve üzeri bir gelir elde edersek hem Türkiye rekoru hem Fenerbahçe rekoru hem de Fenerbahçe'nin yıldızına bir yıldız daha ekleme. Hani bazı Galatasaraylar minik akıllarını alay ediyorlar ya. İşte beş yıldız eklemişsiniz falan filan diye. Bilmiyorlar ki biz onların efsanesi Metin Oktay'ın anısına hürmeten o sezonlar sayılsın diyoruz. Hani Galatasaraylara karşı Fenerbahçe şampiyonluk saymasın diye Metin Oktay diye birisi yok diye inkar edecekler. Şimdi bu da şunu getiriyor. Şimanski transferi Ferdi 30 40 70 eğer bu fiyatlara giderse Fenerbahçe transfer popülaritesine en az bir yıldız daha ekler ve direkt Avrupa'nın zirvesine oturur. Ben bir şey söyleyeyim. Kolay değil. Napoli'ye, Lazio'ya, ne bileyim hani Manchester United'a, Real Madrid'e, Union Berlin'e, Erta Berlin'e, öbürüne, şuraya, buraya anlatabiliyor muyum? Buralara futbolcu satmak kolay değil. Bir sezon içerisinde hem Real Madrid'de hem Manchester United'da futbolcu satmak Türkiye için imkansız bir olay ya. Ya Borussia Dortmund olacaksın da anca. Benfica olacaksın da anca. Ya bunu niye anlamıyorsunuz? Niye anlamamakta ısrar ediyorsunuz? En kötü oyuncumuz kimdi? Lemos, Gustavo Henrique de mi arkadaşlar? Yanlışım varsa düzeltin deyin ki hocam sen yani yanlışım var o kadar da kötü değiller de. Ya ee, en kötü oyuncumuz Lemos'tu. Uruguay milli takımına seçildi ya. Böyle bir şey yok ya. Ve Lemos şu anda <laughs> Brezilya Ligi'nde 32 maçta bir gol bir asisten oynuyor. 2560 dakika. Haberiniz var mı? Muhtemelen yoktur. 16 Şubat'ta gitti. O gün bugündür herif banko oynuyor bak. Düşün. Tamam 1,5 milyon euro verdik. Aldık ettik. Uruguay milli takımının üç kez formasını giydim. E Gustavo ki. Enike... Anlatmak istediğim şey şu. Öyle bir vitrinin içindeyiz ki büyük küçük fark etmiyor. Her türlü takım bizi takip ediyor ve en beğenmediğimiz oyuncu bile kolayca gidebilir. Mustafa Önek 6 maçta bir golü var 456 dakika. Çoğunuz yani çoğun uzak kalsa bu futbolcu bile değil. Anladınız mı? Sarı Melekler sezona kötü başladı. Bu haberi vermek istemezdim maalesef ama Vakıfbank Bank Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Vakıfbankı Bank'ı kutluyoruz. Fenerbahçeli Kızlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Tabii hayatın içinde kaybetmek de var, kazanmak da var. Ee, Fenerbahçe 16-16 diyoruz ama tabii sürekli böyle gitmeyecek. Keşke böyle gitse, inşallah böyle gitse ama biz de biliyoruz. Mağlubiyetler de olacak, beraberlikler de olacak, puan kayıpları da olacak. Mühim olan şey şu, bir seri elde etmek. Ve bu seri elde ederken kötü oynarken de kazanmak, iyi oynarken farklı kazanmak ve rakiplerinin de puan kaybetmesi gibi faktörler. Fenerbahçe Dünya sıralamasında ilk 20'de Fenerbahçe Dünya'nın en iyi 20 takım arasında diyelim 17. sırada. Fenerbahçe Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre Dünya sıralamasında 17. sırada yer aldı. Listenin <laughs> birinci sırasında İngilizde devi Manchester City bulunuyor. 30 Eylül 11 Ekim 2023. 30 Eylül 2022 olması lazım haberde görülüyor. Ee... Çıkmamış ama 30 Eylül 2022 11 Ekim 2023 arasındaki e, puanlama paylaşılmış. 304 puanla Manchester City. Real Madrid ikinci sırada. 3. sırada Inter. 4. sırada Porto. beşte Mısır ekibi Al Ahli. İlk onda hiçbir Türk takımı yok. Ancak ilk 20'de Fenerbahçe yer aldı. Parkat da adeta 196.5 puanla 17. sırada. Bu arada 304'te zirvede City. 291 ile Real Madrid. Fenerbahçe Fenerbahçe 196.5'da. 17. sırada ilk 20'de sadece Türk takım Fenerbahçe var. 6 Galatasaray 138.5'da. 69. sırada tam yerindeymiş. Beşiktaş 109.5'da. 118. sırada. Niye 8 ise? Başakşehir 97 puanla 149. Trabzonspor 91 puanla 161. basamakta yer almayı Başardı. Sivas Spor 78.5 puanda da 216. basamakta bulunuyor. Tabi burada baskın olan etmen şu. Geçen sezon Sivas da Avrupa'da yer alması, Başakşehir'in daha önceki sezon yer alması gibi etmenler arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı hepsini birden bekliyoruz arkadaşlar. Şu zor günleri birlikte atlatalım. Milli maç öncesi de hepinizden ricam bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.